Bu akşam Şehulaş köyündeyiz. Biliyorsunuz günlerdir ülke gündemine düşen, milyonlarca insanın takip ettiği Şehulaş'taki Tiryaki ailesinin evindeyiz. Herkesin bildiği üzere burada bir yılan vakası yaşanıyor ve buradaki yaşayan ailemiz günlerdir yetkililerden bir haber bekliyor, bir destek bekliyor. Bu yılanların buradan çıkarılmasını ve huzurlu bir şekilde bu evde yaşamayı istiyorlar. Şimdi Safiye Hanım'ı hepiniz tanıyorsunuz. Tekrar Safiye Hanım'ın yanına geldik bu akşam saatlerinde ve kendisinden son durumu öğrenmek istedik. Tekrar geçmiş olsun dileyelim. Teşekkür ederim. Milyonlarca insan izledi sizin videonuzu. Evet, sayenizde bir duyuru yaptık. Pek çok kişiye ulaştık. Ama bu yeterli olmadı. Bizim istediğimiz bu konuyla birebir ilgilenecek yetkililerin olmasıydı. Evet, son bir hafta içerisinde bugün bir yetkili geldi, ziyaret etti, konuyla ilgili bilgi aldı. Ama şöyle bir şey de söyledi, yılan vakasıyla ilgilenecek bilimlerinin olmadığını, böyle bir çalışmanın olmadığını, aletlerinin olmadığını dile getirdiler. Ve haklı olarak da ben de tepki gösterdim. Hani bunu söylüyorsunuz ama bizim açımızdan ne olacak? Biz hala nöbetteyiz, hala tedirginiz, hala uykusuz gecelerimiz. Evimin arkasında gidip gördüler. 2 metre yakın, göçük. Orayı güçlendirelim diyor. Tamam, güçlendirdik. Başka yerden girecek. Çünkü altında yuvası var. Soruyorum, yılanı öldürecek zehir yok. Peki ben nasıl rahat olabilirim? Tabii ki milyonlarca insan izledi dedik bu videolarınızı. Evet, hepsine tek tek teşekkür ederim. O kadar ilgi aldılar ki çok teşekkür ederim. Birebir ilgilendiler ama bu birilerine ulaşmama yeterli değil. Şimdi o videonun altına yorum yapanların da buradan cevap vermenizi istiyorum. Evet. Nereden bilelim böyle bir şeyin gerçek olduğunu? Elinizde bir fotoğraf dahi yok diyorlar. Bu konuda şimdi, ne dersiniz? Çok güzel bir şey. Çok da haklılar. Onların yerine ben kendimi koyuyorum. Böyle bir şeyi başkasından duysam ben de aynı tepkiyi veririm. Yalnız şurada şu ayrıntıyı görmüyorlar mı, atlıyorlar mı bilmiyorum. Şimdi bir anda ses duyuyorsun ve o sese doğru koşaraktan gidiyorsun. Zaten yanına telefon dahi alma o aklına gelmiyor. 3-5 saniyelik bir görüntü görüyorsun. Ve gördüğün görüntü senin hayatını bir anda alt üst ediyor. Ve sen o anda yani kendini kaybediyorsun. Ben o gün o olay yaşadım da kalp krizi geçirmek üzereymişim. Baygınlık geçirmişsiniz değil mi? Baygınlık zaten geçirmişim. Allah'tan yani beni apar topar götürmüşler de ben 2 gün kendime gelemedim. Ve hala orada gördüğüm alana giremiyorum. Evimin arkasına geçemiyorum. Şimdi ben de isterdim birebir bunu kanıtlamayı. Bir videosu olsun, bir resmini çekmeyi ben de isterdim ama o esnada onu zaten düşünemiyorsunuz. O sizin aklınıza gelmiyor. Bu sabah köpeğim yok. Köpeğim başka kayıp. Ölüsü de yok, dirisi de yok. Bir köpek daha yeni kayboldu. Bir köpeğim bu sabah kayboldu. Sabahtan beri bu saate kadar etrafta aramadığımız yer yok. Ve köpeğim asla kapının önünden gidecek bir hayvan değil. Bafra'ya bağlı Şehulaş köyü burası. Şu an saat gece 23 sıraları ve hala bu insanlar, bu aile burada nöbetteler ve yılan korkusuyla yaşıyorlar. Bu canlıların bir an önce buradan çıkarılmasını istiyorlar. Biz bir kez daha sesi olmak için bu ailenin buradayız. Umarım yetkililer kulak verirler.